Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben internette gezerken birkaç tane soru gördüm, tamam mı? Çocuklarınıza sorabileceğiniz eğlenceli sorular diye bir şey. Şimdi bunlardan birkaç tanesini Rüya'ya soracağım. Hazır mısınız Rüya Hanım? O zaman başlıyorum. Uçan bir balonla kahvaltı edecek olsan ne yemek isterdin? Tabii ki de kahvaltı. Kahvaltı. Mesela pankek olsun ister miydin? Pankek. Yoksa krep mi? Bu küçük küçük olanlar. Evet, hani üstüne de çikolata sürerim. Üstüne de muz koyalım. Böyle birkaç tane. Çilek de olur. Ne dersin? Olur. Olur mu? O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Kumsalda oynamak mı daha zevkli sence? Yoksa karda oynamak mı? İkisi de. İkisi de mi? İkisi de değil. Birini seçmen lazım. Ya, kumsal mı? Kar mı? Ben mesela cevap veriyorum. Ben kumsalda oynamayı daha çok seviyorum. Karda üşüyorum ben ya, üşüyorum. Daha dondurmayı ısıramıyorsun, ben üşürüm. Aynen öyle, ben dondurmayı ısırarak yemem, dişim üşür. Karda da oynayınca benim ellerim üşüyor, o yüzden ben karı sevmiyorum. Kumda oynayayım ben. Evet. Sen ikisini. Peki tamam, bunu kabul ediyorum o zaman. Bir soru daha var ama bu senin için çok şey olacak az önceki muhabbetten sonra. Sıcak bir ülkeye mi seyahat ederdin yoksa soğuk bir ülkeye mi? Sen tabii ki soğuk bir ülkeye, ben tabii ki sıcak bir ülkeye. Peki, ay yasa soru geliyor. İki seçeneğin var. Uçmak ya da görünmez olmak. Hangisini seçerdin? İkisi neden? De. Hayır, birini seçeceksin. Yanım. Bir şey söyleyeyim ama bu bence gerçekten çok zor bir soru. Bir kere ben mesela görünmez olmayı isterdim. Neden? Ben ikisini de istiyorum. İnsanlar benimle ilgili ne düşünüyorlar, görünmez, ne yapıyorlar? Ben görünmez ve uçmayı istiyorum. Olmaz. Hem görünmez olacaksın hem birisi. Birini seçebilirsin. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela uçmayı tercih ederim. Düşünsene, kuş gibi uçabiliyorsun. İstediğin yere. Tamam, görünmez olmak da keyifli aslında, ama görünmez olursan başkalarıyla ilgili bir şeyler yaparsın. Ama aslında, uçarsan tamamen seninle ilgili bu. Uçarsan da birilerine şakalar yapabilirim. Onların benimle ilgili düşündüklerini şey yapabilirim. Hayır, sen onların seninle ilgili düşündüklerini anlayamazsın ama şaka yaparsın. Düşünsene, tepeden geçiyorsun, tam böyle yukarıdan geçerken birden elinde bir tane peçişe fış buraya su bırakıyorsun falan. Ne oluyor lan, bir tek buraya mı yağmur yağıyor falan. Meğer Rüya uçuyormuş. Evet, devam ediyorum. Ailende en çok kime benziyorsun? Kardeşime. Evet. Daha doğrusu kardeşime. Daha doğrusu evet, o sen daha büyük olduğun için kardeşin sana. Devam ediyorum. Arkadaşlar, bir sinek kadar küçücük mi olmak isterdin? Arkadaşlar, bir soracağım. Sor bakalım. Arkadaşlar, sizinle kardeşim de işte geliyor korku. Evet, kardeşimiz de geldi. Günaydın anneciğim. Rüzgar öğlen uykusundan uyandı. Rüzgar birazcık hasta. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar, anneciğim? Rüzgar birazcık hasta. Evet, Rüzgar birazcık huysuz bu aralar ama neyse bakalım. Hasta. Son soruyu soruyorum ve videoyu bitiriyoruz, tamam mı? Bir sinek kadar küçücük mü olmak isterdin yoksa bir balina kadar kocaman mı? Ona dev diye. Hangisi? Sinek mi, balina mı? Sinek. Neden? Çünkü sinek kadar küçük olsaydım bir böyle eliyle avucunu böyle aldığında bile yaşardım. Hızla kaçabilirdin, doğru. Ve hızla kaçabilirdim. Evet. Arkadaşlar. Ve uçabilirdim. Evet arkadaşlar, bir soru soracağım demiştin. Ne soracağını unuttun galiba. Ben şunu merak ediyorum. Bu sorulardan birine bile cevap verdiyseniz siz de bize yazın. Mesela siz ne düşünüyorsunuz? Sizinle kardeşiniz olmasını ister miydiniz? Yorumlara yazın. Evet, kardeşi olanlar yazsın. Olmayanlar olmasını ister miydi, onu yazsın. Anne. Efendim. Tamam.